Arkadaşlar merhabalar ve evet geldik. 27. gündeyiz. 37. videomuzdayız. TYT Matematik kampımızın Barış Yayınları video ders kitabından ilerlediğimiz kampta sevgili arkadaşlarım köklü sayıları bitiriyoruz bu dersimizle bu videomuzda. Arkadaşlar köklü ifadeler bittikten hemen sonra TYT Matematik Soru bankasından, barış yayınlarından kazanım sorularını mutlaka ama mutlaka temize çekiyorsunuz. Güzelce çözüyorsunuz. Haberiniz olsun. Bundan hemen sonraki konumuz ise çarpanlara ayırma olacak. Çarpanlara ayırma konusu biraz uzun soluklu olduğu için iki video halinde gelecek arkadaşlar. Part 1, part 2 biçiminde haberiniz olsun. Evet, eğer hazırsak... Geçelim dersen. Ne dedik? SML bakıştayız. İlk sorumuzla şöyle bir güzel başlayalım iki özdeş çubuktan biri 2, diğeri 4 eşit parçaya ayrıldığında şekil 1 ve şekil 2'deki görüntü oluşmuştur. Şimdi bu kök x. O zaman bu da kök x. E bu küp kök x hocam. O zaman bu da küp kök x. Bu da küp kök x. Ve bu da küp kök x olacak. Şimdi özdeş çubukmuş ya bunlar parçalara bölünmeden önce. O zaman bu toplam çubuğun uzunluğu nedir? Hocam 2 kök x. O zaman burası nedir? 4 çarpı küp kök x'dir. Şimdi ikisi de özdeşse demek ki bu iki uzunluk değeri birbirine eşit olacak. Yani iki kök x eşittir 4 çarpı küp kök x olacak. Ben buradan x'i elde edebilirim. Nasıl? Şöyle 2'ye böldüm 2'ye böldüm. Burası 2 geldi. Şimdi bak hocam. Burası kare kök. Burası küp kök. 2 ve 3'ün ortak katı 6 olduğu için ben her iki tarafın 6. dereceden kuvvetini alırım. Böylelikle kök x'in 6. dereceden kuvveti x küp yapar. Küp kök x'in 6. dereceden kuvveti de x kare yapar. E tabi 2'nin 6. kuvveti de bize 64'ün ta kendisini verir. E şimdi ben her iki tarafı x kareye bölecek olursam şuradaki 3 gider 1 kalır. x kaçmış arkadaşlar? 64. Buna göre şekil 1 ve şekil 2'de oluşan birer parçanın yani kök x ve şunun bunların toplamının uzunlukları toplamı yani kök x de küp kök x'i topla demiş. Bunu diyor arkadaşlar özdeş, özdeş çubuklardan birinin parçalanmadan önceki uzunluğunun kaç katıdır? E, özdeş çubuklardan birisi bu kadardı. O halde 2 kök ise bölecekmişim bunu. Şimdi x 64 ise kök 64 8 yapar. Küp kök 64 4 yapar. Şurası kök 64 8'di 2 kere 8 bize 16'yı verir. Demek ki cevabımız 12 bölü 16'ymış. Bunları da 4 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4'ün ta kendisi çıkar karşımıza. Yani cevabımız e şıkkında verilmiş deriz. Evet. Devam. SML bakış 2. Zeynep dik kenarları 5 ve 8 birim olan dikdörtgen bir kağıdın üzerine cetvel yardımıyla köşegen çizecek. Aha bu cetveli tam iki köşeye koymuş ki çizince köşegen oluşacak. Zeynep köşegeni çizme işlemine kağıdın A köşesinden başlamış. Aha buradan çizmiş 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 çizmiş. Buraya gelince herhalde kapı mapı bir şey çalmış bırakıp gitmiş abi. Tamam. X birim çizmiş. Aha bu kırmızı uzunluk X'miş. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle eğer buraya köşegeni tam çizmiş olsaydı, tam çizmiş olsaydı, 5'in karesi 25, 8'in karesi 64, bunun kare kökü bana köşegenin uzunluğunu verecekti. Peki bu nedir? Hocam kök 89'dur. Şimdi ben bu x'in kök 89'dan daha küçük olması gerektiğini gayet iyi biliyorum. Çünkü tamamlamamış abi, bitirmiş burada kesmiş. Demek ki x kök 89'dan daha küçük. Peki kök 89'dan önceki en büyük tam sayı kaçtır? Kök 81'dir. Kök 81 kaçtır? 9. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir deriz. Geldim SM ile bakış 3'e. Aşağıdaki sembol şu iki tane karenin içerisindeki çerçeve içerisindeki x diyelim biz buna. X gerçel sayısının tam kısmı olarak belirtiliyor bize. 44 bölü 7. Bunun tam kısmını bulalım önce. Ben abi 44'ü 7'ye böldüğüm takdirde 6 defa vardır. 42 yapar çıkardım 2 geldi demek ki 6 artı 2 bölü 7'ymiş. E tam kısmı da zaten 6'dır. Demek ki burası bana 6'yı verecek. Bu da 6'yı verecek. Şimdi 2 kök x'in tam kısmı da 6'ymış. Hmm. Şimdi 2 kök x dediğim sayı o halde. 6 veya 6 küsur olacak bak. 6 çok önemli. 6 veya 6 küsur olacaksa 7 olamaz. 7 olsaydı tam kısmı 7'ye eşit olurdu. E güzel. E şimdi o halde ben bunun karesini bir alsam. 36 küçük veya eşittir 4x o da küçüktür 49 yapar. Ve 4'e bölecek olursam da 9 küçük veya eşittir x o da küçüktür 49 bölü 4. Yani 12,25 yapacaktır. 49'un içinde 4 12 defadır. 1'in içinde 4 0,25 kadardır 12,25 yaptı. Burada kaç tane tam sayı var? 9 var, 10 var, 11 var, 12 var. Toplamda 4 tane tam sayı vardır. Yani cevap da C şıkkını verilmiştir diyeceğiz gönül rahatlığıyla. Ve gençler devam ediyorum son sorumla. Aşağıdaki kutuların içine 2, 4, 6, 8, 10, 12 kümesinin elemanlarının 4 tanesi. Her kutuya farklı bir sayı gelecek şekilde yerleştirildiğinde eşitlik sağlanıyor. Buna göre 3 tane öncül var hangileri doğrudur diye sorulmuş bize. Şimdi hocam ben buradaki sayıları bak kök içine alacağım kök içine alacağım ve toplamlarını kök içine alacağım ya. Şimdi şu kök içine alınacak olan sayılar için ben buradaki sayıların köklerini düşünsem. Mesela 2'nin kare kökü kök 2'dir. 4'ün kare kökü 2'dir. 6'nın kare kökü kök 6. 8'in kare kökü 2 kök 2'dir. 10'un kare kökü kök 10'dur. Ve 12'nin kare kökü de 2 kök 3'tür. Şimdi burada birbirine benzer ifadeler olsun ki mesela şuradan gelecek olan sayıyla buradan gelecek olan sayı toplanabilsin. Yani aynı köklü ifadeler olsun ki ben şuradaki iki tane tam sayıyı toplayıp kare kökünü aldığım zaman aynı dereceden kökler elde edelim. Yani kökün içerisi aynı olan sayılar elde edelim. Mesela nasıl hocam ben buraya 2'yi buraya 8'i yazarsam ve burası kök 2 burası 2 kök 2 olacağı için burası 3 kök 2'dir. Peki 3 kök 2 hangi sayının kareköküdür? 18'in. Yani şuranın 18 çıkmasını istiyorum. 2'yi kullandım. 8'i de kullandım. 18 elde etmek için 12'yi ve 6'yı yazarım artık buraya. 12'yi ve 6'yı yazdım. Ve iki tane de kullanılmayan sayım var. 4 ve 10. 4 tanesi seçilip buralara yerleştirilecekti çünkü. 4 ve 10'u da kullanmadım. Şimdi yazılmayan iki sayının toplamı 14'tür diye 4 ile 10'un toplamı 14 yapar. Doğru. Mavi ve sarı kutulara yazılan iki sayının mutlak farkı yeşil kutulardan birine yazılmıştır. Şimdi mavi ve sarılara yazılanların farkı 6, mutlak farkı, pozitif farkı 6. Peki bu yeşil kutulardan birisine yazılmış mı? Evet, o halde bu da doğru. Yeşil kutulara yazılan sayıların yani 12 ve 6'nın mutlak farkı ki 6 yapar. Yerleştirilen sayılardan birisidir evet 6'nın ta kendisidir demek ki. Bu da doğru olacak. Cevabımız 1, 2 ve 3'tü gençler. Evet böylelikle köklü sayıları köklü ifadeleri bitirdik. Hocam az soru yok muydu burada? Az soru niye az soru olsun ya bak burada 14 tane ÖSYM bakış vardı. 4 tane SML bakış vardı ve konu anlatım kısmımızda da tamı tamına 21 tane ki bütün örnekleri göz önüne serecek şekilde bütün örnek tiplerini sana kavratacak şekilde dizayn edilmiş 21 tane birbirinden güzel soru vardı. Şimdi tabii ki burada 21 14 artı 4 tane soruyla sen kalkıp da tüm köklü sayıları, köklü ifadeleri ben bitirdim artık bana eyvallah dememen gerekiyor diyemezsin zaten. Bunu dediğin an işin yaş. Ha, bitersin. E ne yapacağız hocam? Hocam bol miktarda soru çözeceksin. Yani soru bankaları bunun için var. Antrenman yapmak için var. Yani şöyle düşün. Ee, çok ünlü bir futbolcu düşün. Bu adam futbol oynamayı biliyor olabilir. Konuyu öğrenmiştir. Abi, konu futbol. Futbolu biliyor. Ama... Yani şöyle bir kavram var biliyorsunuz futbolda. Özellikle erkek öğrenciler beni daha iyi anlayacaktır. Maç eksiği var onun. Ha, maç eksiği ne? Yani diyor ki bu adam diyor diğer futbolculardan daha az top oynadı diyor. O yüzden diyor bunu oynatmamalıyız. Adam ne kadar iyi olursa olsun. Oynatmıyorlar. Niye maç eksiği var, antrenman eksiği var hocam? İşte sen burada konuyu biliyorsun artık tamam. Bunu şunu söyleyebilirsin ya hocam köklü sayı işte yani hani 9'dan biri görüyoruz. Hatta var ya 8'de bile gördük biz bunu. Ha, biliyoruz artık. Diyebilirsin eyvallah. Konuyu bilebilirsin zaten. Ama antrenmansızsan eğer sınava da girmemen gerekir. Ya yani giriyorsan da zaten düşük net yaparsın. Yani bunu mutlaka aklında tut. Tamam bu verdiğim örneği aklında tut. Ya ben ben öğretmenliğimin ilk 4-5 yılında bak özellikle ilk 4-5 yılında yani böyle 2012'lerden 2017'lere 18'lere kadar tamam mı? Ya şimdi sene boyunca tüm konuları anlatmıyoruz mu kardeşim anlatıyoruz. En az sizlerin iki katı kadar soru çözüyorum ben dönem boyunca. Lakin araya bir iki buçuk üç aylık bir süreç giriyor orada ders anlatmıyoruz ya. Ben iki buçuk üç ay sonra şunu hissediyorum. Ulan şimdi yeni döneme başlayacağız çocuklara konu anlatacağız tamam konuyu anlatırız da çocuğum teki gelip bana bir soru sorsa ben öyle mal gibi kala kalsam ne yapacağım? Ne al O yüzden var ya tekrardan dönem başlamadan önce ben açar soru bankası çözerdim. Yani tamam. Hepsini böyle tam anlamıyla bitirmezdim. Zor testlerine bakardım. Çözmeye çalışırdım. Çözerdim ve konuyu bana tekrardan hatırlatırdı. Soruları bana tekrardan hatırlatırdı. Tekrardan hatırlamam gerekiyor. Antrenmanlı olmam gerekiyor. 3 sene matematik anlatmadığımı düşünün. Hadi 3 sene sizin için sınav için şey ama. 2 hani ay örnek veriyorum. Matematik çözmediğimi düşünün benim. 2 ay sonra karşıma gelecek ilk soruda bir dumur olurum illaki. Yani buna antrenman eksiği denir işte. Tamam. Dolayısıyla Konuyu anladın eyvallah hadi, hadi görüşürüz demene lüzum yok. Böyle bir şey deme lüksünde de yok zaten. Oturacaksın tamam mı? Dizini kıracaksın. Adam akıllı sorularını çözeceksin. Bu sene senin sınav senen. Her şeyi ama her şeyi yolunda götürürsen sınavda da başarılı olursun. Ve artık tekrardan soru bankası yüzü görmek zorunda da kalmazsın. KPSS falan çalışacaksan o ayrı mevzu. Ama tekrardan bu tarz kitapları önüne açıp da Tekrar tekrar YouTube hocalarını görmek zorunda kalmazsın. Ara sıra gel tabi özlerisini ama dediğim gibi bunlar bizim için önemli. Lütfen dediklerinden ayrılma. Tamam. Sonraki videomuz çarpanlar ayırma. Kazanın bakışı olacak o videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.